Türkiye'nin sorununu değerli seyirciler çözmek gerekirse ya da kısaca Türkiye'nin sorununu ifade etmek gerekirse arkadaşlar gelse yok, üç tanesiniz buraya. Sen şunu al eline. Sen şunu al. Gel. Sen onu al. Evet. Gel abi, sen de şunu al. Muhtar gel. Sen de gel. Herkes yemek yiyor. Herkes bir şeyler yiyor. Kaşığıyla yiyor. Şimdi bu ülkede bir arkadaşımız bu kaşığıyla yerse, öbür arkadaşımız bu kaşığıyla yerse, başka biri bu kaşığıyla yerse, başka biri bu kaşığıyla, başka biri bu kepçeyle yerse, hiç kaşıklar birbirine benzemiyor mu? Benzemeyer. Türkiye'nin sorunu bu. Herkes eşit yese, eşit haklardan, eşit kanunlardan yararlansa düzen kaçmaz. Adaletli olur. Eğer herkes ayrı kaşığıyla yiyorsa düzen kaçar. Şimdi bundan kaçsan 5 tane anca bu dolar. Şimdi bu 5 kaşığıyla 5 tane buna kaçsan bu dolar. 5 katı yiyor bu bunun. Bu bunun 5 katı yiyor. Bu bunun 5 katı yer, bu bunun 5 katı yer. Kimin ne yediği belirsizse bu ülkede düzen kaçar, öyle mi? Evet, doğrudur abi. Doğru mu lan? Doğrudur. Tabii size kepçe verdim ama siz de az yiyenlerdensiniz. Köylü olup da çok yiyemez zaten. Ne olup diyeceğiz canım? Bir olaydan atmış olduk. Çok yiyenle az yiyeni ayırın. Ülke nimetinden çok faydalanan, az faydalanan ayırın. Bu ülkenin külfeti var, nimeti var. Külfetini kim çekiyor? Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenler, şehitler, gazilerimiz. Bugün şehirliği doyuran köylerimiz külfet çekiyor. Bu köylüler yetiştirdikleri zebzeyle, meyveyle, et ile, süt ile şehirliği doyuruyor. Yetmiyor, askere gidiyor. Yetmiyor, vergi veriyor. Bu külfettir bunlar. Nimet nedir? Devletin makamını, mevkisini ticarette, siyasette, bürokraside tepede olanlar nimet yer. Aşağıda olanlar da külfet çeker. Hasat atımızın nalları yolda, yırtsa da çarığımız, biz yürüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, yörük yurdu, Muğla, Fethiye, Söğütlü mahallesi, eskiden köydü, mahallenin mahallesi Yürek ve Ilıca mevkine. Bir darı tarlasını gördük sabah erkenden. Öyle bir girelim dedik. Darı deyip geçmeyin. Mısır da derler şimdi. Bu yayla darısı. Yayla darısı tadı da başka olur, lezzeti de başka olur. Şimdi G'doğulu darılar geliyor. Koca koca hoşunuza gidiyor. Böyle kusursuz darılar geliyor. Hoşunuza gidiyor ama sağlığınıza ne kadar zararlı onu bilmiyorsunuz. Bugün günümüzde eski gıdalar mı daha iyi, yeni gıdalar mı iyi? Yani eski atalarımızın yediği yiyecekler mi iyi, şimdiki yiyecekler mi iyi? Bunu nereden bilirsiniz? Babanıza, dedenize sorun. Eskiden mi hastalık çoğuydu, şimdi mi hastalık çok? Eğer şimdi hastalık daha çoksa, hastaneler daha doluysa, şimdiki gıdalar iyi değil. Eskiden çoksa hastalar, eskiler iyi değil. Onu hastanelere sorun, bir de dedelerinize sorun. Hastalık çok muydu, az mıydı değil. Bu darı şimdi, bu darı soymayı... Yani çocuk çok darı soyardık. Bu darı da değerli seyirciler yedili, danalı, Arap diye oyunlar vardı. Şimdi bu tek sıra olursa yedili, tek tek olursa danalı, hepsi kar olursa Arap. Bunlara sayı verirdi. Buna göre biz oyun oynardık. Bu darının şu tuğudur. Bunu eğer toprak kap suya, suyu katar, bunu da dıka yaparsanız kapağına, üstüne de gazal örterseniz bu suya tuğ suyu ya da gazal suyu denir. Örte suyun bir için ne iyi sudur, ne lezzeti. Bugün Koruköy'ü muhtarı Nurettin Göktepe ile beraberiz. Beraber gezeceğiz. Kendisi aynı zamanda şairdir, kitapları var. Gönül adamıdır, doğa adamıdır. Dolayısıyla doğayı çok sever. Şöyle bir dolaşalım dedik hep beraber. Gezelip gelinelim dedik. Teşekkür evet. ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm programlarınız, çevre halkından izlediğimiz, aldığımız izlenimlere göre çok fazla değer bulan, çok fazla ilgi bulan, çok fazla sevilerek izlenen
bir kişisiniz. Bu yönüyle Fethiyeliler olarak sizden gurur duyuyoruz. Sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi bugünler mantar çıntar zamanı. Herkes dağlara baktı. Evet. Çalışkan bir köyüm var. Ve boş kaldığı zaman değerlendirmesini bilen kişiler mantar çıntar toplayıp satışını yapıyorlar. Aileye bütçesine, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Burası da özellikle niye seçtik diye sorarsak, bu köy biraz kenarda kalmış bir köy ama kabına sığamayan bir köy olarak görüyorum. Evet. Her türlü darı, işte ilk başta mısır hemen bizi karşıladı. Üzüm, pekmez, nar, ekşi. Özellikle demirci bir arkadaşımız var. Üreten insanlar. Üreten insanlar. Çalışkan insanlar. Çalışkan insanlar. Biz de çalışkan üreten insanları çok severiz. Evet. Çünkü Türkiye çalışırsa, üretirse kalkınabilir. Evet, doğru. Bağımsız olabilir. Haliyle. Tembel adam bağımsız olur. Değil mi? Kalkınabilir. Doğru, doğru, haliyle. Çalışkan millet, çalışkan insan başarı ulaşır. Evet. Çalışkan insanlar bugün dolaşacağız değerli izleyiciler. Bir de bizim eskiden, ben Karaçufalıyım. Bu dağın hu tarafı arkadaşın köyü, hu tarafı da benim köyüm. Esen bizim Süleyman amca vardı. Hatı Süleyman 55 sene imamlık yaptı. Onun Bekir amca vardı. 3 tane bizim köyde isimler de vermeyen indi. Çocuğu da vardır. Bunlar üçü darı çalmaya gidiyor çocuğa. Daha genç. Darı çalmaya gittikleri zaman üçü biri gözcü oluyor. Birisi alıyor, öteki içeri katıyor. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Sonra bunlar duyuluyor, bunların darı çaldığı. Sonra muhtar çağırıyor bunları. Birisi diyor ki ben o tarlaya girmedim diye yemin ediyor. Hakikaten o gözlülük etmiş. Tarlaya girmemiş. Yani insan gelip gelmediğine bakıyor uzaktan. Gelirse haber verecek arkadaşlarına. Arkadaşları kaçacak. Ben o tarlaya ayak bastıysam diye yemin ediyor. Girmedim diyor. Tarlaya varmadım diyor. Birisi de ben diyor tarlaya ayak basmadım diyor. Öteki de ben diyor bir tek daralmadım diyor. Şimdi üçü de böyle yemin ediyor. Üçün dediği de doğru. Biri tarlaya girmedim. Biri ayak basmadım. Biri bir tek daralmadım diye. Bunu nasıl yapıyorlar? Önceden planlamışlar. Yemin edersek yemin tut, yeminden zarar etmeyelim diye. Şimdi biri geliyor. Şöyle o geliyor bir tanesi. Değerli izleyiciler. Şimdi sen daraldın mı sen? Ben almadım. Ben de ayak basmadım. Tarlaya ayak basmadım. Yemin ederim. Sen darın. Ben de almadım. Daralma. Ben de yemin ederim. Arazi sahibi. Eğer görürsen bak biz çalmayız alıyoruz. Böyle yemin etmişler. Böyle hırsızlar olmuş evveli. Gerçekten çok ilginç bir olay. Fıkrası gibi. Yaşaması da ilginç bir olay. Evet. Gerçekten nereden bulursun bu tür işler? Nereden bulursun? Nereden Bakayım çıkarsın? Bakıyorsun hırsızlıklar insan birbirinden öğreniyor mu? Şimdi bakıyorsun hırsızlar çoğalıyor. Başka yerlerde de var. Şimdi diyeceğim laf geçeceği rahat seyircimiz biliyor. Evet. Acaba hırsızı kim kimden öğrendi? Sence? Vallahi örneği çok fazla olmaya başladı. Çok fazla gibi görüyorum. Modeller de çeşitlendi. Evet. Ya bir de şöyle de böyle hırsızlar vardı. Bir de soyguncular var. Mesela yayla yolunda, Garabeli'de, şurada burada eşkıya göçün önünü keser. Tüfeğiyle gelir. Ya ölür ya öldürür, soyar. Öldürülebilir de. Yani riske giriyor adam. Canını ortaya koyarak soygun yapıyor. Burada şimdi yakalanma şansı var. Böyle bir durum var. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden risk vardı. Şimdi adam kravatı takıyor. Hiç risk yok. Daha çok soğuyor. Evet. Ama riske girmiyor. Doğru. Bu hırsızlıklar teknik şey mi değiştirdi? Taktik mi değiştirdi? Teknikleşti. Teknik hırsızlık bu. Öyle mi? Yani teknik olarak her türlü kılıfı hazırlanarak yapılan bir hırsızlık olarak gözükmekte. Darı tarlasında bazı darıları yenmiş, kemirilmiş darıları. Darlar yatırılmış. Şimdi buraya baktığın zaman derizeciler burayı kemirmişler. Kim kemirmiş? Bunu dağ danası kemirmiş. Eskiden çiftçi öküz çiftiyle çift sürerken böyle diye bir böcek vardır. Böyle öküzü ısırıyor. Öküz de acıyla kaçıyor. Kaçarken boyunduruğu kırıyor.
Şöyle bakıyorum arkasından çiftçi. Ula diyor, kuyruğu dikişi, boyunduru kırışı, ormana girişi aynı diyor. Yani dağ danasına. Bir, mesela biz domuza domuz demeyiz. Domuzu demeyi günah sayarız. Dağ danası deriz ya da başka şekilde tarif ederiz. Şimdi bizim dağlarımızda eskiden bu dağlarda, yaylalarda geçi vardı, koyun vardı, at vardı, deve vardı, hayvan vardı, eşek vardı. Yani evcil hayvanlar vardı. Son yıllardaki baskılardan dolayı geçiler azaldıkça azaldı. Geçiler kaybolunca, çobanlar dağdan inince ortalığı domuzlar, yani dağ danaları giydi. Şimdi eskiden mal tarlaya tokada geçi koyun zarar verirdi. Şimdi dağ danaları, domuzlar zarar veriyor. Bu dağlar artık geçi koyun, deve, at, eşek azalınca dilki, çakal, domuz, canavar kemiğe başladı. Bu tarlayı da, darı tarlasını da domuz gelmiş, dağ danası kemirmiş, yakmış, yıkmış, geçmiş. Eğer buraya geçi zarar verseydi buranın sahibi gider çobanın yakasını tutardı. Şimdi domuz zarar vermiş. Acaba hangi, kimin domuzun başı var mı? Domuzu salan var mı? Çoğaldan var mı? Kimin başını tutacak çiftçi?